Merhaba sevgili Başaklar ve yükselen burcu Başak olanlar. Kasım 2022 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili Başaklar, Kasım ayı yılın en önemli aylarından birisi. Ekim ayında meydana gelen Akrep burcundaki Güneş tutulması ve bu ay yaşayacağımız ay tutulması ile beraber önümüzdeki 6 ayı şekillendirecek önemli, güçlü etkiler altındayız. Güneş 22'sine kadar Akrep burcunda ilerliyor olacak. Gezegeniniz Merkür ve Venüs 16-17 Kasım'a kadar Akrep burcunda olacak. Üçüncü evinizde Akrep burcundaki Güneş tutulması tesiriyle zaten başlıyoruz aya. Zihniniz çok hareketli, yeni fikirler, yeni düşünceler, yaratıcı çalışmalar, yeni eğitimler, belki ticari aktiviteler anlamında hareketlilik artıyor. Yakınlarınızdaki kişiler, işte kardeşleriniz olabilir, komşularınız olabilir, akrabalarla ilgili konular olabilir. Buralarda da bir etki var. Ayın ilk yarısı özellikle bu etkiler sizin için daha belirleyici olacak gibi görünüyor. 8 Kasım'da 16 derece Boğa burcunda dolunayla beraber tam ay tutulması yaşayacağız. 9. evinizde olacak. Uranüs etkili bir ay tutulması bu. Sürprizler, yenilikler, beklenmedik durumlar getirebilir. Dolunaylar tabii ki bir tamamlanma, bir farkındalık, bir dönüşüm dönemi, bir sonlanma dönemi aslında. 9. evinizde olacağı için hani bazı düşünceleriniz olgunlaşabilir. Bazı inançlarınız, geleceğe dair beklentileriniz, projeleriniz bu tutulmayla beraber netleşebilir. Ufkunuzun genişlediği bir dönem aslında. Yani yeni inançlar, yeni bilgilerle de karşılaşabilirsiniz. Bazı önemli yön değişiklikleri de olabilir hayatınızda. Özellikle yurt dışı konuları, uluslararası konular, yabancılarla ilgili konularda hareketlilik artıyor. Daha önceden başlamış bazı girişimler geçtiğimiz Nisan-Mayıs dönemi de olabilir. Hani buralarda bir sonuç alma, bir tamamlanma sürecindesiniz. Bu tutulma size bir seyahat getirebilir. Yurt dışında yaşamak, yerleşmek istiyorsanız onunla ilgili dönüşümler olabilir. Eğitimle ilgili akademik çalışmalarınızı destekleyebilir. Uluslararası her türlü iş, ki bunlar ticari faaliyetler olabilir. Medya üzerindeki çalışmalar, internet, sosyal medya, e-ticaret gibi konular. Hani buralarda Uranüs etkisi teknolojiyi de yönetir çünkü. İnterneti yönetir. Yani buralarda yapılacak bazı işlerinizin olgunlaşması, bazı sonuçlar almanız, bazı dönüm noktalarında olmanız mümkün görünüyor. Herkes aynı şekilde etkilenmiyor tabii ki, bunu her zaman söylüyorum. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Bu tutulma toprak burçlarını desteklediği için, siz de bir toprak burcusunuz, aslında güzel bir açı alıyorsunuz. Özellikle sabit burçlarda da daha değiştirici ve daha güçlü, daha kadersel etkiler oluşturacaktır. Kişisel doğum haritalarınızda özellikle sabit burçlarda, boğa, akrep, aslan ya da kova burçlarında 10-20 derece aralığında kişisel gezegenleriniz bulunuyorsa bu tutulmanın tesirleri sizin için çok daha etkili, çok daha belirleyici olabilir sevgili Başaklar. Ve Mars, evet Mars bu ay İkizler Burcu'nda olacak ve gerileyecek. Mars gerilemesi bu yılın en önemli gezegen geçişlerinden birisi. Sadece bu ayla da sınırlı değil. 13 Ocak'a kadar devam edecek bir etkiden bahsediyoruz. İkizlerde olduğu için, değişken bir burçta olduğu için size de biraz daha fazla etki veriyor. Zor da bir etki olabilir bu. Dikkat etmemiz lazım. Şimdi buna da özellikle tabii ki değinmek istiyorum. 10. evinizde olacak bu Mars gerilemesi. Mars gerilerken enerjimizi, hareketlerimizi, eylemlerimizi kontrol etmekte biraz zorlanabiliriz. Bir enerji düşüklüğü, bir belirsizlik, kararsızlık yaratabilir. Motivasyon eksikliği yaratabilir. Yani daha dürtüsel davranma, daha tepkisel davranmak mümkün. Çünkü ikizler sinir sistemimizle yönettiği için Mars burada gerilerken sinirsel anlamda daha tepkisel olabiliriz. Hani düşünmeden konuşma ya da söylemek istediklerimizi doğru ifade edememek gibi durumlar oluşturabilir. Size sert bir açıda, özellikle üstlerle ilişkilere dikkat edin, çalışma ortamınızda otoriteyle ilişkilere dikkat edin, aile içerisinde de ebeveynlerle ilişkilere dikkat edin, aynı zamanda genel sağlığınıza, bağışıklık sisteminize dikkat edin, aileyle de ilgili olabilir bunlar. Bazı günler daha fazla zorlayacaktır çünkü açıları özellikle riskli görünüyor. Bunlardan bahsetmek istiyorum. Ayın 18'i, 19'u, 20'si Mars Balık burcundaki Neptün'le kare açı yapacak. Bugünlerde belirsizlikler, kararsızlıklar, daha karışık etkiler olabilir. Özellikle yeni bir teklifle karşılaşırsanız lütfen hemen güvenmeyin. Çünkü yanıltıcı olabilir bunlar. Duyduğunuz bilgilerin doğruluğundan emin olun. Kandırılma riski, dolandırılma riski artar.
aynı zamanda bağışıklık sisteminizi zorlayabileceği için işte zehirlenmelere, alerjik konulara hassas olabilirsiniz. Bunlara dikkat edin. 28, 29, 30 Kasım Mars bu sefer Merkür'le karşıt açıda. Bu da sert bir açıdır. Yine iletişimi çok zorlar. İletişim sorunları olabilir. İşte arızalar, özellikle kullandığımız araç, gereçler, motorlu araçlarda, elektronik araçlarda sıkıntılar, iletişim cihazlarında problemler olabilir. Aile içi ilişkilerde sizi zorlayabilecek konular olabilir. Canınızı sıkabilecek dedikodular duyabilirsiniz. İşte bazı böyle sizden saklanan bilgilerle karşılaşabilirsiniz. Bunları iyi yönetmek, daha sakin, daha sağduyulu davranmak gerekiyor sevgili Başaklar. Evet, ayın 16'sında, 17'sinde Merkür, gezegeniniz Merkür artık Yay burcuna geçecek. Venüs de Yay burcuna geçiyor. 22'si itibariyle Güneş Yay burcuna geçecek. Bir enerji değişimi söz konusu. Ayın ikinci yarısından itibaren daha çok özel hayatınıza yönlenebilirsiniz. Hani ev konularınız, burada ailevi konular, ebeveynlerinizle ilgili konulara daha fazla odaklanabilirsiniz. 24 Kasım'da Yay burcunun bir derecesine yeni ay doğacak. Sizin için önemli bir yeni ay, değişken bir burçta olduğu için lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle 0 ile 5 derece arasında güneşiniz, yükselen burcunuz varsa bu yeni ay sizin için daha belirleyici olabilir. Bu yeni ay ile beraber mesela taşınabilirsiniz. Yeni bir yere gidebilirsiniz ya da yaşadığınız mekanlarda yenilikler olabilir. İş konularında yeni kararlar verebilirsiniz. Ebeveynlerinizin hayatıyla da ilgili, yani onların düzenleri, onların yaşamlarıyla ilgili konularda aktifleşmeye başlayabilir. Yeni ayın yöneticisi Jüpiter. O da ay genelinde Balık burcunda olacak. Yeni ayla beraber artık Balık burcundaki retrosunu tamamlıyor ve ileri harekete dönüyor. Ay genelinde Jüpiter'in Balık burcunda güzel de açıları var. Zaten sizin ilişki evinizde Balık burcunda. Bu ay genelinde aslında şunu da unutmayın, eşinizden, partnerinizden, yani bir işbirliğiniz varsa ortağınızdan maddi manevi destekler alabileceğiniz bir ay. İşte 16 Kasım, 17 Kasım, 21 Kasım buralarda Jüpiter güzel açılar yapıyor. Venüs Jüpiter üçgeni, Güneş Jüpiter, Merkür Jüpiter üçgeni. Ayın şanslı günleri, verimli günleri size destekler gelebileceğini bize işaret ediyor ki bu şanslar daha çok yani eşinizden, partnerinizden, yakın bir arkadaştan olabilir, bir ortağınızdan olabilir. Ay sonu itibariyle 28'inden itibaren Jüpiter artık ileri harekette. Aralık ortalarından itibaren Jüpiter Balık burcundaki yolculuğunu tamamlayacak. Artık Koç burcuna geçecek ve Balık burcundaki son hareketleri bunlar. 12 yıl Balık burcuna bir daha gelmeyecek. Dolayısıyla özellikle bu ay hani ilişkilerle ilgili fırsatları size sunabilir. Yani şu ana kadar evlilik gibi konularda, işte partner ilişkilerinde, ortaklıklar, işbirliği gibi konularda biraz yavaşlamalar ya da hak edişlerde diyelim eksiklikler varsa, ki bunlar biraz hani Nisan'ın son günlerini, işte Mayıs'ın ilk 10 günlük dönemini gözden geçirin. O alanlarda yarım kalmış bir şeyler. İşte siz çaba harcadınız, emek harcadınız da hani bir türlü sonuç alamadınız. Hani bunların sonuçları bir şekilde size gelebilir. Olumlu geri dönüşlerle karşılaşabilirsiniz. Bir teklifte bulundunuz, işte kararsızlıklar oldu, belirsizlikler oldu. Şimdi oradan bir olumlu geri dönüş gelebilir. Bunları da takip edin, değerlendirmeye çalışın sevgili Başaklar. Hepinize sağlıklı ve mutlu bir hafta diliyorum. Hoşça kalın.